Peki Ahmet'te, yani Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Nusaybin'de, Mardin'de yaşayan halkın taleplerini, meşru ve onurlu taleplerine karşı halen tanklarla, toplarla cevap mı vererek bu meşruiyeti sahipleneceksiniz? Şunu unutmayalım. Orada yapılan tüm katliamların yevgane sebebi ve zemini, ısrarla altını çizerek söylüyorum, bugün 15 Temmuz'da burası bombalanmışsa oranın bombalanmasının tezahürüdür. O gün orada yapanlar kahramanken bugün burada yapanlar vatan haini oldu. Orada yaşayan insanların iradesi halen burada konuşma zemini üzerinden bir cümle kuramıyorsak bugün milli irade ve ortaklıktan bahsetmemiz ne kadar doğrudur? Ne kadar sahiçtir? Gerçekten demokrasiden bahsediyorsak bunun diğer tarafı görmeden sadece buradaki iktidarın kendi iktidarını sarsılması üzerinden cümle kurabiliyorsak bu ne kadar sahici bir demokrasi anlayışıdır? Bizim şu anda gerçekten bu kaostan çıkmamızın tek ve yegane koşulu şudur. Demokratik cumhuriyettir. Demokratik cumhuriyet